Odessa Geleneksel Halk Kilisesi bugünlerde bir yardımlaşma merkezi olarak hizmet veriyor. Odessa Halk Kilisesi'ne bağlı God Samaritan adlı Sosyal Yardımlaşma Derneği koronavirüs iyilik yapmayı durduramayacak sloganı ile yardım hizmetlerini sürdürüyor. Odessa Halk Kilisesi koronavirüsün iyilik yapmaya engel olmadığını vurgulayarak ihtiyacı olanlara yardım ediyor. Ukrayna'da karantina ilan edilmesiyle birlikte birçok kurum tüm hizmetlerini durdurmak zorunda kaldı. Odessa Halk Kilisesi'ne bağlı Good Samaritan adlı sosyal yardımlaşma derneği, koronavirüs iyilik yapmayı durduramayacak sloganıyla yardım hizmetlerini sürdürmeye devam ediyor. Odessa Geleneksel Halk Kilisesi, Ukrayna Odessa şehrinin en büyük protestan kilisesi ve her pazar düzenli olarak bine aşkın Hristiyan'ı ağırlıyor. Odessa Geleneksel Halk Kilisesi bugünlerde sadece ibadet için gelinen bir yer olmaktan ziyade bir yardımlaşma merkezi olarak da hizmet veriyor. Kilisenin başepiskoposu Deniz Sardychenko, bu gibi zorlu zamanlarda birlik olmalıyız. Paniğe yenik düşmemeli ve iyi şeyler düşünmeliyiz. Bunun için dua etmeli, inanmalı ve tabii ki harekete geçmeliyiz dedi. 2014 yılında Ukrayna danbey Savaşı başladığında kilisenin baş pastörü Episkopos Deniz Sardiçenko ve Diakos Romin Medianik Özerk bölgenin ön cephesine yardım sağladılar ve sürgün edilen yüzlerce kişiye konaklama konusunda yardım edip temel ihtiyaçlarını karşıladılar. Koronavirüsün yayılmasıyla Odessa Halk Kilisesi yine harekete geçti. Kilisenin ön bahçesinde ihtiyaç sahipleri için gıda dağıtım çadırları kuruldu. Kilise üyeleri virüs ve karantinaya rağmen iyilik yapmaya devam ediyor. Kilise yardım derneği yaşlılara, çocuklu ailelere ve riskli kategoride bulunan kişilere öncelik tanıyor. Kendi gelirini kazanamayan 1500 kişi gıda, temel ihtiyaç ve ilaç getiren gönüllülerden yardım bekliyorlar. Bu da yüzlerce adrese aralıksız hizmet demek oluyor. Natalia Terikova bu zorlu süreçte kilisenin de yardıma ihtiyacı olduğunun altını çizerek, ''Gıda satın almak için paraya ihtiyacımız olsa da, onları satın alacak, paketleyecek ve adreslere taşıyacak gönüllülere de ihtiyacımız var.'' dedi. Odessa Geleneksel Halk Kilisesi yıllardır ihtiyacı olanlara yardım etmeye devam ediyor.